Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz haftanın ortasında. Evet, elimde bir çekiç var. Bu çekiç ne işe yarar diye soracaksınız. Aslında ne işe yaradığını hepimiz biliyoruz. Evimizde, iş yerimizde mutlaka bir çekice ihtiyaç oluyor yeri geldiğinde. Evet, bunun sayesinde belki ekmeğini kazanan yüz binler var bu ülkede. Ve yine bunun sayesinde bir şeyleri yerli yerince koyuveriyoruz. Örneğin evimizde şekillendireceğimiz bir salonun, oturma odasının, belki de başka bir malzemenin yerleştirilmesi için mutlaka ya duvara çakacağımız bir çivi için gereklidir bu çekiç ya da bir şeyleri sağlamlaştırmak için. Ama yeri geldiğinde de kızdığımız zaman şöyle bir fırlatsam da aklı başına gelse şu insanların diyesimiz geliyordur. Ama biz tabii ki bu çekici de her malzemede olduğu gibi hayırlı işlerde kullanalım istiyoruz. Evet, bundan ekmeğini kazanan yüz binler var dedik. En fazla da belki de yolda, inşaat sektöründe kullanılan bir aletten yola çıkarak selamladık sizi. Evet, akıllarımızdaki vidaların gevşememesi de gerekiyor belki bu zamanda. Özellikle de biliyorsunuz ortalığı bunaltmak isteyenler çıkabilir karşımıza. Dedik ya, her zaman için her yerde sağlam akıl, sağlam vücutta bulunabiliyor mu acaba? Sağlam akıllılarla karşılaşabiliyor muyuz? Siyasette de şöyle bir sınavdan geçirsek, ekonomi dünyasında da sınavdan geçirsek her bir bireyi mutlaka bir eksiklik, bir yanılgıyla karşılaşabiliriz. Referandum sonrasında ortaya çıkan atmosfer biraz gerginliği özlemiş olanlar için fırsatların da önlerine sunulduğu bir ortam oluşturdu. Ama kanmamak gerekiyor. Milletin iradesine saygı göstermek herkesin ama herkesin görevi olmalıdır diyoruz. Hani diyorduk ya, şimdi birlik zamanı, güçlü Türkiye için, kalkınmak için ne yapılması gerekiyorsa birlikte hareket etme zamanı. Ama görüyoruz ki o özlemi, o yaşanılması gereken ortamı istemeyenler de var. Piyasaların gerilmesine müsaade etmemek gerekiyor. İnsanlarımızın yarınları biraz daha ümit var şekilde kucaklaması adına gayretlerimiz hep pozitif yönlü olsun istiyoruz. Evet, piyasalarda da pozitif yön devam ediyor mu? Bunları konuşalım ve özellikle de bu dünyada göçmeden şöyle bir küçük de olsa malım mülküm olsun ve kira derdinden kurtulayım diye düşünenler olacaktır. Bu konuda Türkiye'de ilkleri ortaya koyan ve el birliğiyle de efendim bugünlere gelirken 100 bin aileye ya bir otomobil ya da bir evin anahtarını teslim eden Emin Evim Şirketler Grubu'nun değerli yönetim kurulu başkanı Emin Üstün bizlerde olacak ilerleyen dakikalarda. Ama her şeyden önce piyasalardaki son durumu öğrenmek üzere İslam Memiş'e bir selam verelim. Takvim yapraklarımızı söyleyelim. Takvim yapraklarımız hızla ilerliyor. 19 Nisan'a gelmişiz. 19 Nisan. Piyasaların performansını merak ediyorum. Çünkü bir taraftan Mayıs'ın ilk haftası Fransa'da gerçekleştirilecek bir seçim var. Gerginlik hakim Euro açısından. Bir taraftan Haziran ayında, daha geçtiğimiz Haziran ayında Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını halk oylamasına sunan ve bunun karşılığında da ayrılalım cevabını alan İngiltere hükümeti var ki orada da erken bir seçim kararı alınmış durumda. Diğer taraftan Kuzey Kore ile Amerika arasındaki gerginlik tırmanıyor ve bunun karşılığında piyasalar. Piyasalarda durum nedir Sayın İslam Memiş? Hemen cevap rica ediyorum. Hayırlı akşamlar dileklerimle. Ben de hayırlı akşamlar.
akşamlar yayınlar diliyorum. Sakin bir seyirde günü tamamladığımızı söyleyebiliriz. Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanan gerginlik sessizliğini koruyor. Tabii ki bu taraftan gelen söylemler küresel piyasalara jeopolitik anlamda etkilemeye devam edecektir. Evet. Ama bugünlerde sessizliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar şimdiden hafta sonu Cumhurbaşkanlığı seçimine, Fransa'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turuna odaklanmış durumda. Özellikle Le Pen'in seçilmesi piyasalar tarafından beklenmiyor. Ben de şahsen beklemiyorum. Onun seçilmemesi özellikle Euro dolar paritesi açısından önemli. Çünkü Le Pen'in seçilmesi durumunda AB üyeliğinden çıkma riski göz önünde olunacak ve küresel piyasalarda olumsuz olarak nitelendirilecek. Bu da Euro dolar paritesinde sert düşüşlere neden olabilir. Ama böyle bir beklenti olmadığı için biz Euro dolar paritesinde özellikle Mayıs ayında 1.13 bandına kadar sert yükselişler yaşanabilir diye tahmin ediyoruz Euro dolar paritesinde. Euro dolar paritesindeki bu yukarı doğru hareketler beklemiş olduğumuz yükseliş eğilimi iç piyasalarda dolar TL kurundaki hızlı değer kayıplarını gündeme getirecektir. Bugün 3.65-30 lira bandına kadar geriledi. Şu anda 3.66 lira seviyesinde işlemler gerçekleştiriyor. Özellikle dolar TL kurundaki bizim 3.55 lira hatta 3.50 lira destek seviyemiz Euro dolar paritesindeki sert yükselişlerin güzel bir desteklisi olacağını biz tahmin ediyoruz. O yüzden dolar TL kurundaki değer kayıplarının biz Mayıs ayında da devam etmesini bekleyebiliriz. Diğer tarafta altının ons fiyatı son 5 ayın zirvesini test etti. Bu hafta 1295 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu seviyeler çok da kalıcı olamadı. Tekrar yönünü aşağı çevirmiş durumda. Şu anda 1280 dolar seviyesinden günü tamamladığını gözlemliyoruz. Altının ons fiyatındaki trend negatif yönünde olduğu için biz 1260 dolar destek seviyesini izlemeye devam edeceğiz. Gram altın TL fiyatı 150.82 lira seviyesinden günü tamamlıyor. Biz gram altın TL fiyatında 148 lira destek seviyesini tekrar takip ediyor olacağız Mehmet Bey. İslam Bey, merak ettiğim bir konu var ki petroldeki süreç ve dolar artıyor, petrol dalgalanıyor idi. Petrolde 65 dolar senaryosu dün gündeme geldi ve hemen bir düzeltme yapıldı Citigroup'tan özellikle. Petrolün varil fiyatının yıl sonunda 60 dolar seviyesinde olacağı yönünde. Ve Türkiye açısından ben değerlendirme rica edeceğim. Tüketici yansıması boyutuyla biz aşağı seviyelerde olduğu dönemde de benzini oldukça yüksek fiyattan aldık, tükettik, litresi olarak 5 liraların üzerinde. Evet. Böyle bir ihtimal, doların seyrini de dikkate aldığımızda ekonomideki bütçe açığı açısından ki bir daralma olduğunu sinyalini aldık malum, birçok badireden geçmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Evet. Ne olabilir yaz döneminde cari açığa olumsuz etki yapacağı kanaati var bende, aynı fikirde misiniz? Türkiye ekonomilerine yapılan eleştiriler bugün tabii ki IMF tarafından geldi. Büyüme rakamlarında düşük ama IMF'in bir önceki tahminini göz önünde bulundurduğumuz zaman yanlış bir yanılgıyla karşılaştığını söyleyebiliriz. Bunu anımsatabiliriz izleyicilerimize. IMF tekrar büyüme rakamlarındaki beklentisiyle tekrar ters köşe olacağını özellikle belirtmek isterim. Çünkü Türkiye ekonomileri %3 seviyesinin üzerinde büyümeye devam edecektir. IMF'in yanlış tahminini bir kez daha beraber gözlemlemiş olacağız. Brent petrol varil fiyatını ben bu yılın kalan süresince 50 dolarla 60 dolar arasında işlemler gerçekleştirmesini bekliyorum. Tabii ki dolar TL kurundaki zayıf seyir ve küresel piyasalardaki doların seyri açısından dolar kurundaki zayıflık petrol fiyatlarında özellikle pompa fiyatlarında şok zamlar yani yeni zamlar ben gündeme gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Diğer tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar TL kurundaki tahminini de 3.80-3.85 bazında öngördükleri için biz bu kuru da baz önünde alıyoruz. Evet. Biz Brent petrolün varil fiyatındaki 50 ve 60 dolar bant aralığını dolar TL kurundaki 3.50-3.85 aralığındaki kurdan vatandaşlarımız çok olumsuz yönde etkilenmeyeceğini tahmin ediyorum. Evet, siz bu değerlendirmeyi yaparken ekranda da yansıdı son gelişme olarak. Biliyorsunuz CHP'nin hazımsızlığı diyeceğim açıkça söylemem gerekirse. Bu kadar
gayretlere rağmen sandıktan yansıyan evet oylarına karşı, halkın iradesine karşı saygısızlığı ortaya koyup, tabii ki hür iradeyle de diyeceğim kendileri, çünkü demokratik bir ülkedeyiz, başvurusunu yapmıştı YSK'ya ve bu başvuru iptal konusundaki, seçimin iptali konusundaki ya da referandum diyelim daha doğrusu, reddedilmiş durumda. Piyasalarda en azından şu iki günlük gerilmeyi de geride bırakmış oluyor. Bu açıdan da bakmak gerek. Teşekkür ediyorum. Tabii. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Evet, yayınımız devam etsin. Kısa bir ara diyeceğim ama onun öncesinde bir iki küçük ajanda notum var. Onları da aktarayım efendim. İş dünyası beklentilerine cevap verecek bir netice aldı sandıktan çıkan evet oylarının ardından. Artık hiç kimsenin bir dakika duracak tahammülü yok. Kalkınmanın hikayesinin yazılmasını bekleyenler varmış. Bu cümle olağanüstü yanlış. Bugün bir gazetede bunu okuyunca, ya hangi hikayeden söz ediyorsunuz, gerçekler ortada iken diye aklımdan geçiriverdim. Evet, biz gerçekleri paylaşmak istiyoruz. Artık hikaye dinlemekten bıktık. Neden? Şunu yapacağım, bunu yapacağımla olacak bir ilerleme mümkün değil. Türkiye'nin büyümesi lazım. %3'ler bize yakışmaz. %5, %7. Bunun için hiçbir mazereti ortaya koyamaz artık iş dünyası. Biz bu kanaatteyiz. İş dünyasının temsilcileri bugün çarşaf çarşaf sayfalar gördük. Ve hepsi de değerlendirmelerinde ortak bir noktada buluşmuşlardı. Türkiye'nin geleceğine olan güvenleri. Evet, Türkiye'nin geleceğine olan güveni İstanbul'da yatırım hamleleriyle ortaya koyan iş adamları bir kere tescillemiş durumda. Hükümetin de burada gayretlerini göz ardı etmemek gerekiyor. Ve tabii ki mücadele, işsizlikle mücadele, enflasyonla mücadele, terörle mücadele, eğitimde biraz seviyenin düşüklüğünü de itiraf etmek gerekiyor. Bu konuda kalite adına mücadele olmazsa olmazlarımız. Evet, bir de işin hayat mücadelesi var ki ekmeğini evine helaliyle götürebilme mücadelesi. Ve bu konuda sadece kiramı nasıl öderimin derdinde olan yüz binlerin olduğunu tahmin ediyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır ama gayreti her zaman ortaya koymak gerekiyor. Tabii Hızır yetişir derler ya kulağa, ve bu konuda da farklı enstrümanların geliştirildiğini işittikçe biz de efendim bu gayretleri sizlere yansıtmaktan gurur duyuyoruz. Yeri geldiğinde dün paylaşmıştık Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Bülent Gedikli, faiz illetiyle ilgili ne yapıp edip geriye atmamız gerekiyor demişti. Bu illetle mücadele eden değerli bir iş adamını az sonra stüdyomuzda misafir edeceğiz. Tabii bankası yok, finans cephesinde böyle holdingleri yok ama halkın içinden gelip bugüne kadar 100 bin kişiyi ya konut sahibi ya da otomobil sahibi yapmış olan değerli bir isim. Sayın Emin Üstün'den söz ediyorum. Az sonra bizlerle birlikte olacak. Emin Şirketler Topluluğu'nun çalışmaları konusunda da bilgiler verecek. 5-10 kuruş bir kenarda biriktirmiş iseniz bununla ilgili de güzel müjdeler almak istiyoruz Emin Bey'den. Kısa bir aradan sonra. Yayınımız devam etsin. Evet, güzel bir yayın gerçekleştirmek istiyoruz. Bu dakika itibariyle 25 dakika süremiz var. Evet, 25'in üzerine konuşacak çok şey var. 25 yıl dirsek çürüttüm şu meslekte diyenler, emekli oldum diyenler acaba hayatlarında bir şeyler sahibi olabilirler mi? Kaç arpa boyu yol kat ettiler? Genelde bunun ölçüsü biliyorsunuz çoluk çocuğu hayırlısıyla büyütüp yuvalarına yerleştirmekten geçiyor. Yuva demişken de birçok anne baba istiyor ki evlatlar hayırlı evlat olsun, ardından da onlara hizmet verilsin. Tabii ki karşılığında da
Belki imkanı varsa bir ev sahibi olsun veya çocuklarına miras bıraksın. Ama Türkiye'de biliyorsunuz gelir dağılımı cephesinden baktığımızda gerçekçi konuşmak gerekiyor. Gittikçe bu uçurumun arttığını söyleyebiliriz. İmkanlar fazlasıyla var. Ama öte yandan karşılığında daha fazla çalışmayı gerektiriyor. Aile içerisinde bir kişinin, iki kişinin çalışması yeterli gelemeyebiliyor. Çünkü birçoğu ya kiraya yetiştirmek zorunda, hastası varsa hastasıyla ilgilenmek durumunda ve diğer temel ihtiyaçları, eğitim vesaire gibi diğer ihtiyaçlar. Evet, burada acaba yükü nasıl hafifletmek gerekir? Birinci konu, gider kalemlerine baktığımızda sevgili izleyiciler, görüyoruz ki en fazla kiraya para ödeniyor. İstanbul için konuşuyorum. Kolay değil. Bir tek göz dediğimiz bir göz odalı ya da dairenin 1000 liraya kiralandığı semtler var bu şehirde. Kolay değil. İstanbul'da yaşamak hiç kolay değil. Ayrı bir hayat imtihanıdır. İşte hayatın bu imtihanını biraz kolaylaştırmak adına yıllar önce ekibiyle yola çıkmış olan ve şu anda Türkiye'nin dört bir yanında, sadece İstanbul'a değil, dört bir yanına hizmet etmiş olan değerli bir ağabeyimiz stüdyomuzda bizlerle. Emin evim deyince zaten, şimdi işte biz acaba ev sahibi olabilecek miyiz diye televizyonunuzun sesini biraz daha açın diyoruz. Ve hoş geldiniz diyelim Emin abimiz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben sizinize abimiz diyeceğim çünkü sizi kamuoyunda sizden ev alanlar, ev alma niyetinde olanlar her zaman için bir patron olarak ulaşılabilir yönünüz olduğunu buradan söylemek istiyorum. Her patrona ulaşılamıyor maalesef. Telefonumuz bu konuda teşekkür ederiz. Bütün dostlarımıza, telefonumuz, mekanımız, gönlümüz, bütün insanlığa, kardeşlerimiz açıktır. Evet. Şimdi Emin Bey, Türkiye'ye tercihini yaptı, sandıktan evet çıktı. Evet. Arzu ederseniz o noktadan itibaren başlayalım. Artık Türkiye'nin önünde bembeyaz ve güçlü bir yapıyla yeni bir dönem ve sayfa var. Evet. Ve bu sayfanın içerisinde sektörü de konuşacağız ama biz sizi tek sektörde biliyoruz. Onun ötesinde birçok hizmet de veriyorsunuz. Buyurun. Evet. Şimdi bu tabii evet mazlumların bir şeyi oldu. Zaferi oldu. Neden? Bugüne kadar Türkiye'de 60-70 yıldır siyaset maalesef mazluma hizmet etmedi. Millete hizmet etmedi ve milletin önünü açamadı. Ama inşallah bu evetle artık milletimizin önü açılacak. Memur kardeşlerimiz, bürokratlar bu milletin hizmetçisi olacak, hizmet edecekler ve ülkede el birliğiyle toplumun problemlerine, toplumun yarasına çözüm getirilecek. Toplumumuzun çok birikmiş problemleri var. Aş var, iş var, doğru. Eğitim var, sağlık var ve dünya standartlarına yakalayabileceğimiz bir ülkeye ihtiyacımız var. O bakımdan bu evet bir başlangıç noktası olacak. İnşallah bundan sonra bu başlangıç noktasından itibaren ülkedeki insanlarımız el birliğiyle daha iyi noktalara gideceğimize inanıyorum. İş adamı sıfatıyla biz sizi buraya davet ettiğimizde referandumun sonucunun hep siyasi ayağı ön planda oldu ki az önce YSK'nın açıklamasını paylaştık. Tekrarlayalım sevgili izleyicilerimize. CHP'nin biliyorsunuz referandumun iptali konusunda bir başvurusu olmuştu. Ve ezici bir çoğunlukta bu başvurunun iptali konusundaki başvurunun reddi kamuoyuna yansıdı az önce. Şimdi iş dünyası ekonomiye referandum sonrası bakışı pozitif ki tabii, tabii. Piyasa satın aldı diyoruz tabii. O dille konuşursak. Referandum sonuçta ekonomiye nasıl yansır bundan sonra sizce? Yani toplum istikrar bekliyor. Kavga istemiyor insanımız. Bu kavgayı bitirdi inşallah. Kavgayı bitirdi. Elbette muhalefet partisinin biraz böyle haklı olarak taraftarlarına bir noktada bir şeyler yapması lazım. Belki onu yapıyorlar şu an. Ama o da birkaç gün içinde bitecektir. Artık Türk toplumu yoluna devam edecektir. Pozitif siyaset takip eden, kavgasız siyaset takip eden bu ülkede kazanacaktır. O çok güzel bir mesaj. Evet. Sonuçta Peygamber Efendimizin de sünnetinin yerine getirilmesini mesajını vermiş oldunuz. Yani kavga etmeden insanlara empati yaparak bakmak suretiyle bu ülke hepimizin ülkesi sandıktan olduğunu... Sandıktan çıkan sonuç da onu gerektiriyor. Kardeş gibi bölündü yani güzel oldu. İki kardeş bir tarafa geçti, öbür taraf bu tarafa geçti. Biz hayır diyenlere de saygımız var. Çünkü onlar da bir maslahata binaen bunu hayır dediler. Muhakkak bir niyetleri var.
Evet diyenler de hayırlı işler için hayır dediler. Evet diyenler de kendilerinin ve ülkenin önünün açılması için evet dediler. Evet. Ama güzel bir netice çıktı. Bu netice yeterli bu ülke için. Evet. Peki bundan sonra size göre yavaş yavaş sizin alanlarınıza da girelim izninizle. Hangi sektörler öne çıkacaktır? Siz bu sektörler içerisinde bilinirlik yönüyle gayrimenkulde ön plandasınız. Diğer sektörlerde yani hangileri? Türkiye'de gayrimenkul biliyorsunuz birinci sektör oluyor. Neden? Toplumun konuda eve ihtiyacı var. Türk toplumu yatırım seven bir milletiz. Bugün Almanya'da konut sahibi %4 ise bizde belki bu %50. Hı hı. Neden? Çünkü insanlar yarın endişesinden dolayı kiracı olmamak için, sosyal meselelerde sıkıntıya düşmemek için ev sahibi ve konut sahibi olmak istiyor. O bakımdan Türkiye'de konut sektörü devam edecektir. Türkiye'nin çok ciddi bir konuta ihtiyacı var. Bu konu ihtiyacı giderilecek. Ama bunun yanında ülkemizin enerjiye ihtiyacı var. Enerji ihtiyacımızın da artık kendimizin çözmesi lazım. Ülkemizin yılda 40-50 milyar dolar dövize para vermemesi lazım. Enerjinin çözülmesi lazım. Bunun yanında tarımın çözülmesi lazım. Bunun yanında hayvancılığın çözülmesi lazım. Bundan sonra da mütakiben katma değeri yüksek teknolojiye geçmemiz lazım. Ülkede el birliğine ihtiyaç var. El birliğiyle hem ihracatımızı artıracağız, hem Türkiye'deki iş adamlarının dünyaya açılmasını sağlamamız lazım. Şimdi burada her şeyi devletten, hükümetten beklemenin de bir fayda getirmeyeceğini yeterli değil de bu devletin yapabileceği şeyler sınırlı tabii. Yani tabii. Ama önünü açma durumda ki sizin sektörünüz gayrimenkulden yola çıkarak konuşacağım. 11 ayrı önemli konuda düzenleme yapıldı. Evet. Son 7-8 ayı bakarsak. Bu kadar sıkıntılı bir sürece rağmen yapılan satışlar, performans fena değil evet. Sektörde. Fakat ulaşılabilir rakam meselesi önemli. Evet. Geliri seviyesinde alışveriş yapabilse keşke. Evet. Bugün metrekare birim fiyatı İstanbul'da ortalama 4000 liraları evet. aşmış durumda. Aştı. Nereden nereye? Peki hiç vatandaş bundan sonra ben ev alamayacağım diye de bir kaygıya düşmesin evet. diyebilecek noktada mıyız? Şimdi tabii bunun kademesi var. Ülkemizin insanı akıllı insandı. Belki evvela arsasını alacak veya evvela böyle bir yatırım yapmak suretiyle o yaptığı yatırımın değerlenmesini bekleyecek. Veya acele etmeyecek, emin evimin yani reklamını yapmış gibi olmayalım. Böyle bir sistemde, tabii, bir sandık sistem sistemiyle nasıl, doğru. bir sisteme girmek suretiyle belli bir zaman içinde ev ve konut sahibi olacak. Başka türlü bunun yolu şeyi yok. Yani krediler alınabilir ama kredi ödemeleri maliyetleri yükselttiği için alt gelir seviyesi ve orta gelir seviyesi bu krediyi ödemede zorlanıyor. Üst seviyede bir sıkıntı yok. A Doğru. segmentte bir sıkıntı yok. Onlar Doğru. krediyi ödeyebiliyorlar. Doğru. Ama bizim asıl hitap ettiğimiz toplumun asıl bel kemiği olan B ve C segmenti. Yani asıl konuda ihtiyacı olan kesim. Yatırım için değil. Kendi evde kalabileceği bir eve ihtiyacı var. Bu kesiminde bir formüle ihtiyacı var. Şu anda görüyoruz efendim. Böyle modern bir yer. Evet. Yani sizin ürettiğiniz bildiğim kadar inşaatlardan evet. görüntü bu. Evet. Hakikaten benim denilen yerde, semtte aynı şeyler var. Evet. Yani şu sosyal donatılara bakıyorum. Ulaşılabilir rakamlarla tabii, tabii. demek ki ev tabii. sahibi olunabilir. Olabiliyor. Ben tabii. ümitsizliğe düşmesin istiyorum Düşünün, izleyicilerimiz. Tabii. Yani insanlar... Bunun formülünü biraz rakamlara evet. dökelim isterseniz. Tabii. Ya şimdi tabii emin evimdeki sistemde olduğu gibi. Şöyle dönersek evet. zahmet edelim. İnsanımız belli bir dönem içinde bir şeye sahip olabiliyor. Bütün mesele hayatıyla ilgili bir plan yapması lazım. Bu planı kendisiyle ilgili ben bu sene ne yapacağım? Ne yapmam lazım? Gelecek sene ne yapmam lazım? 30 sene kirada mı kalacağım? Diyerek bir plan yapması lazım. O planı biz kendimizle ona anlatabiliyoruz, yaptırabiliyoruz. Gelirlerine bakacağız. Gelirlerinin artılmasıyla ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Veya o kişinin nasıl bir yolla bir ev sahibi olabilecek bununla ilgili emin evim el birliği sisteminde iş birliği yapmamız lazım. Şimdi sistemin nasıl işlediğini çok merak edenlere var ama küçük taksitlerle ister evet. ev ister otomobil sahibi olmak mümkündür Tabii. diyor. Fakat vatandaş önce diyor ki ben boş bardakta bakıp ne yapayım ki işte biraz şu tam dolu olmasa da gördüğünüz gibi birazcık bardağın şuralarında var birikimim. Bu bir ilk adımı atmak adına tabii, şans tabii. mıdır? Tabii ilk adım çok mühim. Yani biz ilk adımın kesinlikle atılması icap ediyor. Çünkü bir hayatın içine girmiş oluyor. Kendisini belli bir disipline sokmuş oluyor.
yatırım, tasarruf yönüyle tasarruf değil mi? Noktasında bir yatırım yapmaya başlamış oluyor. Ve bu yatırımla hayat başlamış oluyor. Biraz zorlaması icap ediyor, biraz zorlanması icap ediyor. Çok da kolay değil tabii ki yani. Hayata bir hedef çizecek, belli bir geliri yakalayacak, evet. Boş mesaisini değerlendirecek, kendisine katma değer sağlayacak, kendisinin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nerede olacağı ile ilgili bir plan program yapacak. Yani biz bu Anadolu çocuğu hep plan ve programları yaparak bu noktalara gelmeye çalışıyoruz. O bakımdan insanımızın plan ve program yapmasına ihtiyacı var. Şimdi efendim faiz illettir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız bile dillendiriyorsa demek ki bir gayretin gerekliliği ortada. Tabii. Siz bertaraf etmek üzerine hem Yüce Kitabımızda da farz edildiği, anlatıldığı üzere de konu biliyoruz. Faizden uzak kalınmasının güzel bir örneğini ortaya koydunuz. Evet. Bundan nasıl kazanılıyor ki, bereketi oluyor mu ki tabii. Bu işten hala devam edeceğim diyorsunuz? Şimdi efendim Mehmet Bey, Osmanlı, burada bir kitap getirdim. Para vakıfları diye bir evet. Kitap getirdim. Osmanlı bunu 500 sene uygulamış. 500 sene. Ecdadımız sadece Manisa'da 200 tane vakıf var. Sadece Manisa'da. Sadece Üsküdar'da 3000'e yakın vakıf var, para vakfı. Ve bunların %40'ı, 30'u da hanımlara ait. Şunu anlatmak istiyorum. Buyurun. Yani bizim ecdadımız bunu çözmüş. Sandıklar, esnaf sandıkları, para vakıfları, toplumun ihtiyacını çözmek suretiyle problemler çözülmüş. Burada ne olmuş? Daima birlik, el birliği yapılmış. Toplumun önündeki aksakallılar, akıllılar, toplumun yaşlı kesimi, topluma katma değer sağlamış. El birliği yapılmış, iş birliği yapılmış. Tabii biz toplumun problemlerini yazamadığımız için bizim toplumdaki mesele sosyologlara ihtiyacımız var. Toplumun problemi nedir evvela onu çözmemiz lazım. Toplumun problemini tespit edemediğimiz için el birliğini ihya edememişiz. Biz cemaat olmanın manasını tam cemaatleşmek suretiyle sağlayamamışız. Bu ama, çok önemli bir tabii, tespit. Bu noktada bizim tek başımıza yapamadığımız bir problemi 10 kişilik grup veya 50 kişilik grup veya 100 kişilik o problemi çözebileceğimizi akletmemişiz. Akletmiş olsak bile bizi yönetecek birini bulamamışız. Bize bir hizmet edecek birini bulamamışız. Ve biz bu sıkıntıları yaşamamızın sebebi onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonları bir araya getirecek insanımızın olmaması. Biz hizmeti başka bir manaya almışız. Hizmet insanların iki dünyasına da hizmet etmesi lazım. Ve bunları maalesef kendi amaçlarına, çıkarlarına kullanır hale gelen bir boşluk kitleler var. Oluştu. Bir boşluk hizmet var, boşluk kabul etmez. Hizmet kelimesi birilerinin ipoteği altında değildir. Tabii. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Köydeki insanımız, köyün en akıllısı kimse. Kasabadaki insanımız, kasabanın en akıllısı kimse. Doğru. İlçedeki en akıllı insanımız, vilayetteki en akıllı evet. insanımız, ülkedeki en problemi çözecek insanlarımızın bir araya gelmesi lazım. Şimdi el birliği diyoruz. Merak edenler olabilir. Anadolu'dan bizi izleyenler vardır ki siz sadece İstanbul'da merkeziniz var. Tabii. İstanbul merkezi hizmet vermiyorsunuz. Her yerde varız diyorsunuz. Tabii. 25 yıllık hizmet tecrübenizi de ortaya koyarak rica edeceğim. Mesela benim 10 bin liram olsa 10 bin lirayla bir ev sahibi olma şansım var mı? Ya 10 bin lirayla bize geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ayda 500 lira ödeyebilirim. Oluyor mu? Ya tabii ki oluyor. Yani Anadolu'da oluyor. İstanbul'da zor. Çok zor ama buna da arsa temin edip veriyoruz. TOKİ bile bu konuda. O kişiye ben, diyoruz ki gel sana evet. bir arsa kazandıralım. Evet. Bu arsanı da 2 yıl sonra satarsın. Bizim sermaye koymak suretiyle ikinci bir adıma geçeriz. İkinci bir döneme geçeriz. Üçüncü döneme geçeriz. Kesinlikle belli bir süre içinde ev sahibi olabiliyor. 10 bin lirayla ayda 1000 lira 1500 lira ödeyebilecekse 150 binlik bir gruba girmiş oluyor. Ne güzel. 150 bin liraya daire vardır Anadolu'da. Vardır. 150 bin lira Anadolu'da bol var. 2+1 tabii. Alabilir. İstanbul'da da ne yapıyoruz? Biz 150 bin lira aldığımız zaman o kişi %30'unu ödemiş oluyor. Kalanını 60 ay vade yapıyoruz. Sıfır. Sıfır daire. Faiz. Faiz sıfır faiz. Kendin buluyor evi. Onun bulduğu da oluyor. Onun bulduğunu o kendisi alması lazım. Ama 150 binlik evi bulduğu zaman o 150 binlik evi biz ona alıyoruz. Hmm. 100 bin liralık evi bulduğu zaman alıyoruz. Ama diyelim ki bizden almak istediği zaman bizim evimiz 450 bin liraysa o 150 bini şeye sayıyoruz %30'una. Kalanını vade yapıyoruz. Ne güzel bir şey ya.
Evde bir kişi çalışsın size. Tabii. Ama bir de mülk sahibi olacaklar. Hiç olmazsa kiradan kurtulacaklar. 100 bin kişi bize taksit ödüyor. Evet. Bunun 40-50 bin kişi ev sahibi olmuş. Yüksel. Bu 40-50 bin kişi aldığımız parayla ikinci 40-50 bin kişinin ev sahibi olması için çalışıyoruz. Yani bir taraftan topluyoruz. Bereketli bir iş. Tabii bir taraftan topluyoruz, bir tarafı ev satın alıyoruz. Bu ay diyelim 1000 tane ev parası toplamışsak 1000 kişiyi ev sahibi yapıyoruz. Şimdi burada tabii Emin Üstün ve ekibi dediğimizde sadece bir otomobili, sadece bir konutu düşünmemek gerekiyor. Öyle gayretleri var ki bu ekibin farklı sektörlerde de olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü Türkiye'de büyüme, güçlenme, yarınlara yeni isimleri kazandırma ya da markaları kazandırma, istihdama katkıda bulunma, bütün bunlar da Emin Bey'in gündeminde olan şeyler. Hangi sektörlerle? Şimdi bizim Emin Evim merkez şirketimiz, diyelim Amival şirketimiz, evet, ve Emin İnşaatımız var. İstanbul'da, Türkiye'nin belli yerlerinde. Evet, şu anda izliyoruz zaten görüntülerde. Erzurum'da inşaatımız var. İşte efendim belli alanlarda, Beylikdüzü'nde şeyde. Fakat bunlar zengin olma hayaliyle ortaya çıkmış projeler değil. İhtiyaca bu karşılık. Bu el birliği sistemini nasıl daha büyütebiliriz? Daha ne kadar fazla insana bizim sistemimizden istifade ettirebilmek, evet, için yapıyoruz bunları. Yoksa, evet, mal üzerine mal yığmak için falan değil. Buradaki mantık dayanışmayı sağlayabilmek. Çünkü bizim topladığımız para bazen problemi çözmeyebilir. Biz onu bu tarafta arttırmak suretiyle el birliği sistemine finans sağlamış oluyoruz. Ayrıca sıfır konut isteyenlere. Ve orada da bayanların, erkeklerin, doğru, müstakil havuza girebileceği, spa merkezi olabilecek, çocuklarının İslami bir insani ortamda yetiştirebilecekleri bir ortamı da sağlamış oluyoruz. Enerji sektörü, enerji sizin sektörü için şu anda odaklandığınız, tabii, sektörlerden birisi. Başımda, evet. Yine aynı şekilde hatırlıyorum bir önceki yıl gerçekleştirilen bir fuarda bir araç koymuştunuz. Evet, enerji otomobille ilgili. Otomobille ilgili olsun. Yani bütün bunlar hayvancılık, tarım. Tabii. Mesela enerjiyi şöyle anlatalım Mehmet Bey. Türkiye'mizin 50 milyar dolar her sene dövizi yurt dışına gidiyor. Almanların yalnız güneşten elde ettikleri enerji 40 bin megawatt. Daha biz bugün 1000 megawatta ulaşamadık Türkiye'de güneşten. Yani Almanlar 40 bin megawatt, biz de 1000 megawattın Türkiye'de yolundayız. Biz burada bir el birliği sistemi oluşturmak suretiyle bir, evet, örnekle yaptık. Dedik ki 50 kişi bir araya gelsin. Devletin verdiği bir imkan var. 1 megawatt enerji imkanı. 1 megawatt enerji 4 ile 5 milyon arasında maliyeti var. Bazen vergiler artırıldığı için bu maliyet yükseldi. Normalde 4 milyar, evet, milyondu. Fakat vergiler artırıldığı için 5 milyon oldu. Buradan bu şeyi 60 kişi ortak olduğu zaman 1 megawattlık devlete enerji satıyor. İşte bu bir el birliğinin örneği. Ve burada herkesin ayda 1500 TL geliri olmuş oluyor. Bunu örnek olarak yaşatmak istiyoruz, göstermek. Bizim burada yaptığımız model ortaya koyabilmek. Hı, güzel. Bugün 1 megawattın diyelim ki maliyeti 1 milyon euro veya 1 milyon doların üzerinde, 10 bin megawatt yaptığınız zaman 10 milyar dolar. 10 milyar dolarla biz o 50 bin kişiye iş alanı açılmış oluyor. Ya, devletin buradaki yapacağı politika şu olmalı. Buyurun. Bunu bir kişiye değil de toplumun el birliği yapması suretiyle her bölgede yatırımlar yapılmalı. 1 megawattlık ve toplumun ortak olabileceği. Siz İstanbul dışında da bu yatırımları... Tabii enerji yatırımımız bizim Ankara'da, Eskişehir'de, Afyon'da, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde. Hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili de gayretleriniz, tabii, var. Model geliştirmeye çalışıyoruz. 2 dakika süremiz kaldı. Sizden ricam onları da, evet, sıralarsak memnun olacağım. Hayvancılıkla ilgili yeni el birliği modelimiz gelişiyor. Adapazarı'nda 1500 hayvanlık büyükbaş ahırı yaptık. Orada da büyükbaşla ilgili çalışmamız devam ediyor. Evvela model geliştirmeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşüme girdiniz. Tabii koyunculukla ilgili, küçükbaşla ilgili Konya'da 2500 baş hayvanımız var. Orada bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Bunları da inşallah el birliğini açacağız. Evet. Yine tarımla ilgili muz bahçeleri üzerine çalışıyoruz Anamur'da. Nerede? Anamur'da. Evet, tam da merkezi. Muz bahçesinde ve bu konuda da inşallah örnek bir çalışma yapmak suretiyle çok ortaklı el birliği sistemini geliştireceğiz. Elma bahçelerimiz elhamdülillah bugün 1000 dönüm elma diktik.
370 bin ağaç. İnşallah bu sene ciddi bir elma bekliyoruz. Vallahi bu bereketle elmaları geçen sene sepet sepet dağıtmıştınız. Hatırlıyorum yayında. Ve bu elmayı da ikinci mamül haline getirmek lazım. Evet, elma kursu yapmak lazım. Doğru. Elma suyu yapmak lazım. Evet. Elma reçeli yapmak lazım. Çok hayallerimiz var. İnşallah bu hayallerimize kavuşma imkanımız olmak suretiyle daha çok insana iş ve aş temin edebilirsek ondan ben mutlu oluyorum. Evet efendim, evimizden tutun arabamıza, yiyeceğimizden gıda alanının dışındaki enerjiye varana kadar Emin Şirketler Topluluğu'nun girişimleri, yani halktan bereketiyle kazandıklarını yine halk için yatırıma dönüştüren bir şirketler topluluğundan söz ettik. Ve genel çerçevede de çalışmalarını yönetim kurulu başkanı Sayın Emin Üstün'den öğrenmeye gayret ettik. Ve burada son bir yönetmenimden rica edeceğim, bir dakikalık bir sürede de Emin Bey sizden ricam, vatandaşlarımıza hitap etmenizi rica ediyorum. Ve özellikle tasarruf yapma niyeti olan, bu zamanda ben neye yatırım yapayım, ev almak istiyorsam, araba almak istiyorsam nasıl ilerleyeyim diye düşünenler vardır. Bir büyüğümüz olarak bu işi tecrübeli bir şekilde yapıyorsunuz. Onlara da kamera karşınızda, direkt kameradan hitap ederseniz veda edelim. Biz evvel otomobille başladık ama iş hayatına. Fakat ben otomobilden evvel evi olmayan kardeşlerimin evi nasıl alabileceğiyle ilgili bizlerle istişare etmesini bekliyorum. Onlarla biz fikir alışveriş yapalım. Onların gelirleri bu işe uygun mu değil mi? Nasıl ev sahibi olabilir? Bu konuda işbirliği yapalım. Kendi meslekleriyle ilgili ne yapabiliriz? Bunu konuşalım. İnşallah meslek komiteleri oluşturmak suretiyle dostlarımızı davet edeceğiz. Bu konuda daha geniş sistemlerle Emin Evim'in bulunduğu bölgelerde toplantılar yapacağız. El birliği sistemini hep beraber geliştireceğiz. Problemlerimizi el birliğiyle çözeceğiz inşallah. Evet, Emin Bey diyor ki türbinleri oynamayalım, sahada hep birlikte koşturalım, terleyelim, bu ülke hepimizin. Evet, bu ülke hepimizin, bir tek alanda değil, birçok alanda gayretleri ortaya koymak gerekiyor. İşte güçlü Türkiye ve güç birliğinin neticesinde de kalkınan bir ülke. İnşallah biz de gayretlerin yansıtıldığı bir program ortaya koyduk sizler için. Evet, geriye sayım devam ediyor bir konuda. Otoshow'dan söz ediyorum meraklılarına. 21 Nisan'ı bekleyin, açılış günü. Ve o gün inşallah biz de Otoshow'dan sizlere hitap etmek isteriz. Ama yarın Türkiye'nin markalaşması yolundaki eksiklikler ve markalaşmanın kazandıracağı önemli rolleri paylaşmak istiyoruz değerli misafirlerimizle. Bugünlük bu kadar olsun. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.